Şimdi mesela ezan okunuyor. Onun manevi kuvveti oradan. İşte Türkiye bağnaz mı oluyor? Yok, gerici mi oluyor? Ya kardeşim, o insanın manen ayakta durması için ne yapmak gerekiyor peki? Ya onun ezanı onu rahatlatıyor. Yani bizim ezanımız bizi rahatlatır. Tabii ki millete bir moral oluyor. Maşallah. Yoksa bizim gençliğimiz modern gençlik. Çık dışarı, bütün herkes modern. Nakşibendi zikri yapan küçük bir grup. Ya kardeşim, koskoca 80 milyonlu Türkiye. Müsaade et de 20-30 kişi olsun. Ya biraz tahammüllü ol. 40-50 tane Nakşibendi mi seni devirecek yani? Adam orada zikirle, duayla darbeye karşı Allah'a sığınıyor. Hem maneviyatını güçleniyor hem de o zikirle Cenab-ı Allah'ın onun duasını kabul edeceğini düşünüyor. Buna inanıyor. Bu masum bir hareket. Bunu niye büyütüyorsun? Osmanlı'dan kalma bir gelenektir. Yani ayaklanmada ezan okunur, sela verilir. Osmanlı'da da böyleydi. Bizim milletimizin bir geleneği onlara moral veriyor. Yani ordu sefere çıkacağı vakit mehterle çıkıyor. Gülbenklerle. Gülbenk dua okunuyor. Ordu düşmana karşı atağa geçtiğinde de ezan okunuyor. Ezan okunarak düşmanla çatışmaya giriliyor. Ezan milletimizin heyecan duyması, manevi yönden, moral yönden güçlü olması için bir nimet, bir güzellik. Dindarlar için. Sen ateistsin, biz de sana saygı duyuyoruz. Sen de hoşuna giden bir şey varsa sen de onu aç dinle. Ama Türkiye'nin %99'u bunu ister. Ezan değil mi? %99'a saygı duyduğuna göre o ezanı sen de dinlersin. Çünkü bak, millet moral buluyor. Milletin moral bulması senin de lehine güç buluyor. Allah vermesin, mesela çok sıkışık bir durum olsa sancağı şerifi çıkarırız. İnşallah çok çok zor bir durumda. Kanunla, hukukla artık devletten izin alarak Osmanlı hep öyle olmuştur. Büyük ayaklanmalarda sancağı şerif çıkarılmıştır. Bir anda süt divan olmuştur. Mesela daha önceki ayaklanmalarda kapattınız değil mi yavrum? Evet. Evet, onu da kapat. Daha önceki ayaklanmalarda diyor ki işte falanca yerde ocakta, Yeniçeri Ocağı'nda bizi sevenler toplansınlar. Allah'ını seven sancağı şerifin etrafında toplansın diyor. Padişah da. Hep millet kimi tercih eder? Değil mi? Sancağı şerif. Osmanlı'da öyle olmuştu. Sancağı şerif açıldığında yani millet adeta cinnet geçirmiştir. Ve derhal ayaklarını bastırılmıştır. Allah vermesin. Ama fevkalade bir durumda gerekirse sancağı şerif de açılır. Yani kanunla, hukukla, hükümet gereğini yapar. Bu olur. Yani ehli imanı cinnet derecesinde coşturan bir olay olur. Çünkü Resulullah zamanında kullanmış. Sancağı şerifin küçük küçük parçaları sancağın üstüne monte edilmiş durumda. Yani orijinali dağılmış durumda tabii sancağı şerifin. O sancağı şerif parçaları tek tek böyle küçük parçalar işlendi sancağın üstüne. O şekilde muhafaza ediliyor. Üç tane de sancak. Osmanlı'da biri sarayda duruyordu, biri sefere götürülüyordu. Ama ayaklanma olduğunda mutlaka sancağı şerif. Onu duyan, gören müthiş bir manevi güçle doluyordu. Bu imandan kaynaklanan bir güzellik. Dolayısıyla kardeşimiz de bu güzellikten istifade etmesi lazım. Sela adı üstünde birlik ve beraberlik, güzellik, selamet amacıyladır. Dua mahiyetindedir. Ama Mehdiyet'in olduğu yerde hiçbir şey olmaz. İnşallah. Yani genel afet olmaz.
3000 melekle Mehdi'yi Allah korur diyor. Cebrail sağında, Mikail solunda diyor. İsrafil de ileride yürüyor. O şekilde yürüdüğünde öyle yürür diyor Mehdi. Ama biz göremiyoruz. Allah Mehdi'ye talebe olmayı nasip etsin bana. İnşallah. Size de nasip etsin inşallah. İnşallah. Ümmet-i Muhammed'den olanlar sancağı şerifin altına toplansın dedi mi? Bitiyordu o zaman Osmanlı döneminde. Sancağı şerifin birisi Topkapı'da tutuluyordu. Muntazam muhafaza ediliyordu. Birisi de seferde yanlarında götürüyorlardı. Aklınızda kalması için biraz tekrar ediyorum ki unutmayın. Sonra soruyorum, bazen hatırlayamıyorsunuz. Mehter çaldığında da gene aynı şekilde bütün halktan müthiş bir heyecan oluyordu. Sefere çıkarlarken mehter. Bu tip olaylarda hükümetlerin istirhamımız TRT ve kanallarda mehter müziği dinletmek çok iyi olur halka. Yani orijinal, kayıttan değil. Gece kalksın, hazırlansınlar takım. Hatta Kenan Evren çok uyanıktı. Darbeyi yaptığında sabah biz kalktığımızda Rahim Allah, Kerim Allah, Rahim Allah, Kerim Allah, ey şanlı ordu, ey şanlı asker. Mehter marşı çalıyordu. Anladık ki darbe sağ darbe. Bütün solda anlamıştı. Ondan sonra dehşete kapılıp hepsi yurt dışına kaçmışlardı. Sol darbe bekleniyordu. Sol darbe olacak diyorlardı. Rahim Allah, Kerim Allah, Rahim Allah, Kerim Allah, Rahim Allah, Kerim Allah, ey şanlı ordu, ey şanlı asker diye başlamıştı. O zaman son hiçbir ümidi kalmamıştı. Ya bir gecede binlerce insan yurt dışına kaçmıştı. Kenan Evren sürekli ayetle konuşuyordu. Ama sonra bir acayipleşti. Gerçi o zaman tabii ordunun darbe yapmasına aslında bence gerek yoktu. Çünkü hükümet bayağı iyi gidiyordu. Cahil cahil götürüyordu. Fakat Demir'e de nefes aldırmıyorlardı. Yani akıl almaz bir muhalefet oldu. Demirel, gelin siz hükümet kurun o zaman dedi. Bırakın biz hükümet kuralım diyor. Yani koalisyon yapalım diyor. Üç alternatif de söyledi. Üçü de kabul edildi. Demirel böyle baygın baygın baktı. Gerdan kırdı falan. Ne istiyorsunuz dedi. Hani belanızı mı arıyorsunuz? Sabahleyin yer gök inliyordu tabii mehter müziği.